Tekrar merhaba, Ankara gündemi ikinci bölümüyle devam ediyor. Birinci bölümde Emek Partisi Genel Başkanı Sayın Ercüment Akdeniz'i konuk etmiştik. Bu bölümde ise HDP Grup Başkan Vekili Sayın Saruhan Oluç konuğumuz olacak. Merhaba Sayın Oluç, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Sayın Oluç, Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları ve eş genel başkanları Perşembe günü HDP'de bir araya geldiler. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir ortak tutumun belirlendiği ancak bu tutumun daha sonra açıklanacağı ifade edildi. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinize bir ziyareti söz konusuydu. Önce randevu verilmişti ancak daha sonra eş genel başkanların deprem bölgesindeki programları nedeniyle ertelendiği bildirildi. Ama bu da çeşitli spekülasyonlara yol açtı. HDP'nin özellikle erteleme yaptığı ve CHP'ye bir mesaj vermek istediği söylendi. Öncelikle bununla başlayalım. Ne dersiniz bu konuda? Yani öyle bir mesaj vermek için ertelemek söz konusu değil. O çok yani spekülasyonun ötesinde bir şey, onu söyleyenler için diyorum. Biz çok açık, yani Kemal Bey'e de sormuşlar, Sayın Kılıçdaroğlu'na. O da demiş ev sahiplerine sorun. Biz de sordular ve açıkladık. Mesele çok basit. Sel felaketi oldu biliyorsunuz ve sel felaketi sonrasında acilen bir planlama yapmamız gerekti. Zaten deprem bölgesinde çalışmalarımız vardı 40. gün nedeniyle. Bir de sel felaketi olunca iki eş genel başkanımızın da ve grup başkan vekillerimizin ve milletvekillerimizin bölgede çalışmaları planlandı. O nedenle, bu sıkışıklık nedeniyle randevuyu ertelemeyi biz kendilerinden rica ettik. Onlar da uygun buldular. Yoksa herhangi bir başka mesaj gönderelim ya da işte başka bir şey, bir anlaşmazlık var, bir sorun var filan gibi bir şey değil yani. Bu çok açıkta söyledik bunu rahat bir şekilde. Anlayış göstermelerine de teşekkür ettik. Çünkü hakikaten bizim bir yapmamız gereken işler vardı. Sel, biliyorsunuz, sel felaketi beklenen bir şey değildi. Birdenbire karşımıza çıktı ve Urfa'da gerçekten çok büyük bir yıkım yine söz konusu. Yani depremin ardından bizde selin gelmiş olması. Dolayısıyla saha çalışmasını yaptık ve oradaki faaliyetlerimiz nedeniyle, yani kısaca nedeni bu, başka bir nedeni yok. Belirlenmiş yeni bir tarih var mı? Hayır, herhangi bir tarih belirlenmedi. Sanıyorum önümüzdeki günlerde belirlenir. Peki ne konuşacaksınız Sayın Kılıçdaroğlu'yla? Bakanlık talebiniz olmadığına göre. Yani o tür iddiaları var çünkü. Yok, ona da cevap verdik. Yani biz pazarlık yaptığımızı iddia edenler oldu. Biz herhangi bir pazarlık yapmadığımızı çok açık yüreklilikle söyledik. Şimdi konuşacağımız şeyler esas itibariyle bizim 2021 Eylül ayında açıklamış olduğumuz tutum belgesi çerçevesinde olacak. Yani biliyorsunuz 11 maddemiz vardı tutum belgesinde açıkladığımız. Bu çerçevede bizim görüşlerimizi aktaracağız, kendisini dinleyeceğiz. Yani bir Türkiye'de güçlü demokrasi olması için atılması gereken adımlar var. Bir işte kuvvetler ayrılığından denge denetleme mekanizmalarına kadar bir dizi adım atılması gerekiyor. Bunları konuşacağız. Elbette ki yerel demokrasi bizim açımızdan çok önemli. Sadece kayyımlar atanması meselesi, bunun büyük bir hukuksuzluk olması değil, yerel demokrasinin aslında gasp edilmesi meselesidir bu bizim açımızdan baktığımızda. Halkın iradesinin gasp edilmesi meselesidir, Kürt halkının iradesinin. Dolayısıyla tabii ki güçlü bir yerel demokrasi üzerinde demokrasinin nasıl yükselebileceğini konuşacağız. Bunu çok önemsiyoruz. Türkiye'de hukuk ve yargı alanında atılması gereken çok önemli adımlar var. Siyasi davalar sürüyor biliyorsunuz ve bunların siyasi davalar olduğu, üstelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük daire kararlarıyla da net bir şekilde tespit edilmiş vaziyette. Her ne kadar AKP-MHP iktidarı siyasi dava yok dese de uluslararası hukuk alanında da bu tespit edilmiş vaziyette. Bunları konuşacağız ve hukuk alanında tarafsız ve bağımsız bir yargı mekanizmasının nasıl oluşturulması düşünüldüğünü değerlendirmek istiyoruz. Elbette ki yani başka konular da var konuşmak istediğimiz, ama bizim en önem verdiğimiz bir başka konu, ki bu konu
biz Millet İttifakı ya da Altılı Masa'nın çeşitli ürettiği belgeleri de hem yol haritasını hem de ürettikleri mutabakat metnini satır satır okuduk. Çok ciddi bir değerlendirme yaptık ve orada eksik gördüğümüz çok önemli bir konu var ki bizim tutum belgemizdeki en önemli maddelerimizden bir tanesiydi. Demokratikleşme çerçevesinde ele aldığımız. O da Kürt sorununda demokratik barışçı çözümün çözüm için hangi adımların atılması gerektiğine dair olan kısımdı. Yani işte Türkiye'deki farklı kimlik, kültür, inançların ve ana dillerin aslında eşit ve özgür bir biçimde nasıl bir arada yaşayacağına dair fikirler, görüşler nedir? Bunları duymak istiyoruz. Dolayısıyla bu konuyu bir değerlendirmek istiyoruz. Kürt sorunundaki demokratik barışçı çözüm. Elbette ki şöyle bir beklentimiz yok. Yani yeni bir iktidar oluşacak ve işte birkaç haftada Kürt sorununu çözecek diye bir beklentimiz yok. Ama bunun en azından hangi yol üzerinden yürünmesi gerekir, hangi adımlar atılabilir, bu konudaki görüş alışverişinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yani biz demokratik siyaset açısından baktığımızda Ankara'da mecliste Kürt sorununun demokratik barışçı çözümü için HDP'nin esas muhatap olduğunu hep söylüyoruz. Dolayısıyla bu konuyu değerlendireceğiz. Bunları konuşacağız genel hatlarıyla baktığımızda. Evet. Ve sonunda da sanıyorum bir açıklama yapılacaktır. Yani görüşmeye dair bir açıklama yapılacaktır olduğu zaman görüşme. Ondan sonra biz de kendi kurullarımızda değerlendireceğiz ve tabii ki Emek Özgürlük İttifakı içinde değerlendireceğiz ve nasıl bir hatta yürüyeceğimizi ortaya çıkartacağız. O zaman Emek ve Özgürlük İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmama konusunda nihai karar henüz verilmedi. Kılıçdaroğlu'yla yapılan görüşmeden sonra mı verilecek elbette, nihai karar? Elbette. Bizim açımızdan öyle. Yani biz bu görüşmeyi önemsediğimiz bir görüşme. Bunu çok uzun zamandan beri hep söyledik. Yani görüşmenin önemi şu, bir diyalog kurulması, bir farklı görüşlerin alışverişinin yapılması karşılıklı. Ve varsa hani anlaşılamayan, ortaklaşılamayan konular, bunun bilinmesi, görünmesi önem taşıyor doğrusu. O nedenle biz bu görüşmeyi bekleme niyetimizi hem ittifak ortaklarımıza da ilettik, hem de zaten kurullarımızın işleyişi gereği bunu böyle yapmamız gerekiyor. Evet. Perşembe günkü toplantının önemli gündem maddelerinden biri de parlamento seçimine hangi yöntemle girileceği konusuydu. Bazı partiler 41 ilde kendi logolarıyla girmeyi önerdiler. Siz ise ortak listeyle, Türkiye genelinde ortak listeyle girilmesini istiyorsunuz. Neden? Neden ortak liste? Şimdi Kemal Bey şöyle, biliyorsunuz seçim sistemi yaklaşık bir yıl önce değiştirildi. 6 Nisan'da bir yıl olmuş olacak. Ve bu değiştirilmiş yeni seçim sistemiyle, ki bu seçimler o seçim sistemiyle yapılacak, biz nasıl bir sonuç alacağımızı yaklaşık bir yıldır tartışıyoruz. Yani bu bugün tartıştığımız bir konu değil. Seçim sistemi tartışması geçtiğimiz yıl parlamentoya geldiği zaman biz karşımıza çıkan kanun teklifini okuduğumuz zaman bunun ne anlama geldiğini hemen değerlendirdik ve görüşlerimizi o zaman hem kamuoyuyla paylaştık hem bütün demokrasi güçleriyle, o zaman henüz bir ittifak yoktu ama demokrasi güçleriyle bunu paylaştık, sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştık. Bu yeni seçim sisteminin en önemli noktası, kritik noktası, AKP-MHP iktidarı değişiklik yaparak aslında ittifaklar içindeki artık oyların ittifak içinde değerlendirilmesini engellemiş oldu. Yani şu anlama geliyor bu. İttifak içinde, yani bir ittifak içinde seçime girdiğiniz zaman elbette bütün alınan oylar ittifakın barajı geçip geçmeyeceği konusunda bir sonuç ortaya çıkartıyor. Bu doğru. Fakat ondan sonra ittifak içinde yer alan partilerin aldıkları farklı oylar artık oy olarak kendi hanelerine ya da ittifak içindeki başka bir partinin hanesine yazılmıyor, çöpe gidiyor. Şimdi dolayısıyla bu sistem ortaya çıktığı andan itibaren biz dedik ki bu sistemi zaten AKP-MHP iktidarı onun için seçim sistemini değiştirdi. Yani kendileri faydalanabilsin bu durumdan diye. Biz de o zaman dedik ki bu iktidarı demokratik bir değişime uğratmanın yolu, bu rejimde bir değişim yaratmanın yolu, tek adam sistemini değiştirmenin yolu
iki şekilde mümkündür. Birincisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50 artı bir elde edilmelidir bu sistemin değişmesi için. İkincisi de parlamentoda en az 301 milletvekiline ulaşılmalıdır ki kanun teklifleri sıkıntı olmadan çıkarılabilir hale gelsin. Bunun için de her partinin ya da her ittifakın yapması gereken aslında oyların boşa gitmesini engelleyecek bir taktik kurmasıdır esas itibariyle. Biz bunu bir yıl önce söyledik ve bir yıldır da bunu söylüyoruz. Yani ilk defa şimdi birdenbire ortaya çıkmış bir konu değil bu. Ve eğer partiler güçlü bir listeyle, ortak listeyle girmedikleri takdirde tek tek partilerin kendi logoları altında alacakları oylar eğer milletvekili çıkarmaya yetmiyorsa her bir parti için boşa gidecek oylar esas itibariyle. Mesele bu kadar basit. Yani buradaki kritik konu da şu. Diyelim biz Emek Özgürlük İttifakı bir bu şekilde girdik seçime farklı listelerle ve bazı oylarımız milletvekili hesaplamasında bir değer kazanamadığı için çöpe gitmiş olacak. O zaman peki o kaybedilmiş milletvekilliklerini kim kazanacak? Baktığımız zaman simülasyonlara, özellikle büyük şehirler açısından baktığımız zaman hep AKP, MHP yani Cumhur İttifakı'nı görüyoruz. Yani bizim kaybımız aslında Cumhur İttifakı'nın kazancı anlamına geliyor. Dolayısıyla biz bir parti ve ortak liste etrafında seçime girmemiz lazım fikrini bu nedenlerle savunduk. Yoksa başka bir nedeni yok bunun. Eğer seçim sistemi 2018'de yapılmış olan seçimlerdeki gibi kalmış olsaydı biz bunu savunmuyor olurduk. Ama maalesef seçim sistemini bu iktidar değiştirdi. Değiştirmesinin nedeni de kendilerinin mecliste çoğunluğu elde etmek hedefleridir. Yani bir yıl önceden beridir. Bu tartışılıyor zaten. O nedenle bundan kaynaklanıyor bizim ısrarımız. Fakat maalesef bu ısrarda yeterince başarılı olamadığımızı anladık. Bundan dolayı üzgünüz elbette. Ama şunu bilelim ki diyorum Emek Özgürlük İttifakı'nın her milletvekili kaybı iktidarın kazancı haline gelecektir. Ve bu da inşallah çok fazla bir kayıp olmaz bu yanlış politik taktik yüzünden. Diğer ittifak bileşenleri bu konuda henüz ikna etmiş değilsiniz o zaman. Yani farklı logolarla, yani dolayısıyla her partinin kendi logosuyla seçime girmesi talebi aslında böyle bir talep. Tabii ki biz Emek Özgürlük İttifakı biliyorsunuz bir mücadele ittifakı olarak doğdu. Şimdi bir seçim ittifakına yeni dönüştü. Burada iki ayağı vardı. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı seçimleri. O konuda bir ortak karara varacağız en kısa zamanda. Diğerinde şu anda bir varılmış olan ortaklık her partinin kendi logosuyla seçime girmesi doğrultusunda. Birinci bölümde Emek Partisi Genel Başkanı Sayın Ercüment Akdeniz konuğumuzdu. Bu konuyu yetkili kurullarında bir kez daha tartıştıklarını, sizin evet, az önce dikkat çektiğiniz riskleri onların da fark ettiklerini söyledi. Durumu yeniden gözden geçiriyor EMEP. Bu evet, çok de, önemli evet, tabii bu, çok önemli. Yani şu Kemal Bey, hani bazı seçimler vardır, olur zaman zaman. İşte bir bayrak göstermek, yani bir parti anlamında söylüyorum bunu, bir bayrağı yükseltmek ya da kaç kişiyiz bunu bir sayalım taktiği üzerinden gitmek anlamlı olabilir. Bu zaman zaman böyle seçimler olmuştur, olacaktır da bundan sonra. Fakat bu konjonktürdeki, yani bu rejimle hesaplaşıldığı seçim, ki bu öyle bir seçim, rejimin değişip değişmeyeceğine, faşizmin kurumsallaşıp kurumsallaşmayacağına karar verilecek olan seçim bu aslında. Tek adam yönetimi kurumsallaşacak mı her şeyiyle ve otokrasi yerleşik bir hale gelecek mi, otoriter rejim yerleşik bir hale gelecek mi, yoksa burada bir değişim, demokratik değişim yaşanabilecek mi? Onun karar verileceği seçim olduğu için hani bu seçim partilerin bayrak göstereceği ya da kaç kişiyiz bir sayalım diyeceği seçimden ziyade bu seçim muhalefetin, toplumsal ve siyasal muhalefetin ortak bir liste etrafında birleşip bütünleşip en güçlü şekilde meclise temsilini sağlaması gerektiği seçim esas itibariyle.
Yani biraz daha zaman var. Belki de daha olumlu bir noktaya hep birlikte geliriz. Umudumuzu yitirmiyoruz bu konuda. Bu ittifak bileşenleri içerisinde seçime girme yeterliği olmayanlar da var. Bunlar HDP'nin sizin listenizde mi yer alacaklar? Evet, yani onların şu ana kadarki pozisyonları öyle oldu. Onlar zaten başından beri bunu savunuyorlardı. Bir tek liste etrafında girmenin doğru olduğunu savunuyorlardı. O şekilde de olacak zannediyorum, evet. 24 Mart'ta protokol için, ittifak protokolleri için son tarih 24 Mart. Ne zaman ittifak protokolü imzalayacaksınız, öngördüğünüz, belirlediğiniz bir tarih var mı? Yani bir tarih belirlenmedi ama yani o tarihe uygun bir zamanda bunu yaparız. Yani bunu da kamuoyunun önünde yaparız zaten. Kapalı kapılar ardında değil. Ondan sonra da resmi başvurumuzu yapıp gereken adımları atarız. İttifaka yeni partilerin katılması söz konusu mu? Sol partiyle bazı görüşmeler olduğunu söyledi Ercüment Bey. Yani henüz o konuda bir adım atıldığını ben bilmiyorum doğrusu. Yani çeşitli görüşmeler yapılıyor fakat bir sonuç alınıp alınmadığına dair bir bilgim yok şu anda. Evet. Şimdi HDP'nin bir kapatma davası var. Hakkında açılan Anayasa Mahkemesi'nde görülen bir kapatma davası var. 14 Mart'ta sözlü savunma yapmanız gerekiyordu ama Anayasa Mahkemesi talebiniz üzerine erteledi ve 11 Nisan'a tarih verdi. Bu durumda siz HDP olarak mı seçime gireceksiniz? Seçimden önce HDP'nin kapatılma riskini görüyor musunuz? Bu riskten dolayı Yeşil ve Sol Gelecek'le mi seçime girilecek? Bu konuda bir netlik var mı? Şöyle, bu 11 Nisan biz aslında deprem sonrasında verdiğimiz dilekçede 3 aylık bir erteleme talep etmiştik. Çünkü biliyorsunuz Hakim Savcılar Kurulu deprem nedeniyle bundan etkilenen davaları 6 Nisan'a kadar erteledi, durdurdu. Biz de buna dayanarak 3 aylık bir erteleme talep ettik sözlü savunmayla ilgili olarak. Yani seçim sonrasında bırakılması gerektiğini söyledik. Çünkü gerçekten adil ve demokratik bir seçim olmasının yolu buydu bizim için. Hala da budur. Fakat ilk önce yaklaşık bir aylık bir erteleme geldi Anayasa Mahkemesi'nden 11 Nisan tarihi için. Biz bir dilekçe daha verdik. Seçim takviminin Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmasından sonra bir dilekçe verdik ve seçim takvimi açıklandığı için yani ve gerçekten sıkışık bir seçim takvimi de olduğu için esas itibariyle seçim çalışmalarımız nedeniyle bir sözcü savunma tarihinin daha ileri bir zamana ertelenmesi dair talebimizi ilettik. Şimdi onun cevabını bekliyoruz Anayasa Mahkemesi'nden. Umarım yani çok kısa bir zamanda bunun cevabı, olumlu ya da olumsuz cevabı gelir. Çünkü şu önemli, 11 Nisan'da eğer biz sözlü savunmamızı yapacak olursak seçimlere kadar yaklaşık bir aylık bir zaman kalıyor. Teorik olarak Anayasa Mahkemesi'nin seçimler öncesinde bir kapatma kararı vermesi mümkün ve bu olması halinde de, bunun olması halinde de aslında listelerin verilmiş olmasından dolayı HDP otomatikman seçim dışı kalacak. Dolayısıyla biz bunun büyük bir tabii adaletsizlik olduğunu düşünüyoruz ve Türkiye'de doğrudan doğruya seçim ortamını belirleyecek bir adım olduğunu düşünüyoruz. O nedenle de adil, demokratik ve eşit bir seçim yapılmasının önündeki en büyük engel olduğu kanaatindeyiz. Bu şekildeki bir tehdidin. O nedenle bekleyeceğiz bu cevabı ve ona göre kararımızı vereceğiz. Hazırlıklarımız var ve sürüyor da zaten hazırlıklarımız. Eğer Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda bir kararının biz olumlu olarak yorumlamazsak ona göre adım atacağız. Olumlu olarak yorumlarsak da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Herhangi bir şekilde çalışmalarımızı durdurmadık. Hem HDP ile girecekmiş gibi hem de alternatif olan partiyle girecekmiş gibi çalışmalarımızı iki yanlı da sürdürüyoruz doğrusu. AYM'e nasıl bir karar verir? Beklentiniz nedir? Yani bu konuda bir şey söylemek çok zor gerçekten. Çünkü yani AYM'nin içindeki dengelere bağlı. AYM'nin üzerinde çok büyük bir siyasi baskı var. Özellikle iktidar tarafından çok büyük bir siyasi baskı var. İşte hem iktidarın
ortağına baktığımızda MHP'ye ve diğer ortaklara baktığımızda BBP, Vatan Partisi, Perinçek gibi ortaklarda da büyük bir baskı yaratılıyor. Aynı zamanda AKP'nin içinde de bir kesimin bu yönde bir baskısı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu siyasi baskının AYM'yi nasıl etkileyeceğini şimdiden söylemek çok güç doğrusu. O nedenle yani bir tahminde bulunmak istemiyorum ben doğrusu. Evet. Talebinizi reddederse AYM ve Yeşil ve Sol Gelecek'le seçime girerseniz bu sizin için bir dezavantaj yaratır mı? Bir dezavantaj yaratmaz çünkü aslında seçmenlerimiz ve Türkiye'deki bütün seçmenler, sadece bizim seçmenlerimiz değil, HDP'nin nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğunu biliyor, görüyor. Nasıl bir hukuksuzlukla, adaletsizlikle karşı karşıya bırakıldığını biliyor, görüyor ve çok önemli bir seçmen kesimi. İster HDP'ye oy veriyor olsun, isterse HDP'de gönlü olsun, çok geniş bir seçmen kesimi aslında bunun büyük bir hukuksuzluk ve adaletsizlik olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla bizim Yeşil Sol Parti ile eğer öyle bir karar verilecek olursa, bir alternatif olarak Yeşil Sol Parti ile seçimlere girecek olmamız seçmenlerimizde çok hani sürpriz bir gelişme olarak değerlendirilmez. Çünkü izliyorlar bu süreci, çok yakından izliyorlar. O yüzden bir hani bir şaşırma hali, aa niye yaptılar acaba böyle bir şey diye düşünme adımı olmaz diye varsayıyoruz. Zaten dediğim gibi çalışmalar da iki tarafta da sürdürülüyor. Evet. Biraz da Cumhur İttifakı'na bakarsak orada da bir genişleme çabası var. Hüdapar gibi çok ciddi oy potansiyeli taşımayan partiler de dahil ediliyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu seçimi kaybedeceğini gören AKP'nin çırpınışları olarak mı yorumlamak lazım, yoksa bir gerginlik ortamı yaratmak için Hüdapar'ın kullanılacağı yönünde yorumlar da var. Sizin değerlendirmeniz nedir bu konuda? Yani birincisi şunu görmek gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi var olan durumu, yani kurmayları en azından diyeyim, görüyorlar ve bunun ciddi bir kayıp ihtimalini içinde barındırdığını farkındalar. Ve biraz öyle bir acziyet içindeler ki her tarafa bir şekilde karışarak, müdahale ederek kendi seçmen zeminini genişletmeye çalışıyorlar. Fakat burada talihsiz olan bir şey, yani son bir ay içinde yaşanmış olanlara baktığımızda Cumhur İttifakı'nın 90'ların bazı sembollerine heves ettiğini maalesef görüyoruz. Yani işte Bursa Spor, Ahmet Spor maçında tribünlerde açılan musibet pankartlara bakacak olursak, hem işte o faili meçhullerin en önemli müsebbiplerinden bir tanesi olan yeşil pankartına, hem de beyaz toroslar pankartına bakacak olursak ve bunu Cumhur İttifakı'nın ortaklarının, bazı ortaklarının özellikle sahiplendiğini de düşünecek olursak, bu şu anlama geliyor: 90'lı yılların karanlık günlerine ve 90'lı yılların karanlık sembollerine dayanarak bir seçim alabilir miyiz acaba arayışı olarak görüyoruz bunu. Bu tabii vahim bir durum esas itibariyle baktığımızda. Ve bunun Adalet ve Kalkınma Partisi açısından büyük bir kazanca dönüşeceğini varsaymak büyük bir hata olur. Çünkü 90'lı yılları yaşamış olan, özellikle Kürt halkı açısından baktığımızda, Kürt coğrafyasındaki insanlar açısından baktığımızda ve elbette ki Batı'ya o 90'lı yılların karanlık döneminden, baskılarından, binlerce faili meçhul cinayetlerinden, köy yakmalarından dolayı Batı'ya göç etmiş olan Kürt yurttaşlarımız açısından bakacak olursak, bu tabii ki çok yanlış bir beklenti. AKP'nin Kürtlerden umudunu kestiği anlamına gelir mi? Yani eğer umutlarını kesmedilerse bunları yaparak iyice umutlarını kesmeleri gerekiyor. Hala AKP'nin içindeki bazı kesimlerin umutları kesmediklerini biliyoruz. Bir acaba bazı böyle adımlarla hem bölgedeki hem de batıdaki Kürt seçmenlerden yine bazı oyları alabilir miyiz arayışı olduğunu biliyoruz.
Ama bu tür adımların bu meseleyi iyice zorlaştıracağı çok açık. Ve yani 90'lı yılların sembolleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi eğer iktidar olabileceğini tekrardan düşünüyorsa, buna dayanarak, bunları kullanarak, o yöntemleri tekrardan canlandırarak, bir korku iklimi yaratarak iktidar olacağını umuyorsa ya da düşünüyorsa çok yanılıyor. Çünkü o sınırlar çoktan aşıldı ve halk o korku günlerini çoktan aşmış vaziyette. Hani cesaret bulaşıcıdır diyor Selahattin Demirtaş. Gerçekten cesareti biz bulaştırdık ve bu cesaretin bulaşması sadece Kürt coğrafyasında değil, aynı zamanda Batı'da da ciddi bir dalga yarattı. Dolayısıyla ben bu arayışın, AKP açısından bu arayışın 90'lı yılların sembollerinden ve olumsuz kanlı sembollerinden medet umma arayışının çok boş bir arayış olduğunu doğrusu düşünüyoruz. Evet. Basına yansıyan haberlere göre Cumhur İttifakı şu anki bakanlar Hulusi Akar, işte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi birçok ismi milletvekili adayı göstereceği söyleniyor. Bu oy kaygısıyla mı yapılan bir adım size göre, yoksa bir muhalefette kalmaya hazırlık mı? Böyle çok tartışılan isimlere dokunulmazlık zırhı kazandırma çabası mı? Yani eğer bunu oy kaygısıyla yapıyorlarsa, yani şu andaki bakanları milletvekili adayı yaparak daha yüksek bir oy oranına ulaşacaklarını düşünüyorlarsa, yani bu da ilginç bir yaklaşım diyeyim ben. Şu açıdan, yani yürütme bugün bu bakanların ve Cumhurbaşkanı'nın elinde ve yürütmenin büyük hataları zaten bu bakanlardan kaynaklanıyor. Ve onların en tepesindeki Cumhurbaşkanı'ndan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu kadar büyük hataları yapanları oy toplasınlar diye milletvekili adayı ilan edeceklerse bunun tam tersi olur zannediyorum. Yani şimdi mesela deprem bölgesinde yaşanan büyük felaketin sorumlusu hangi bakanlardır? Bunu insanlar düşünmüyor mu? Yani deprem oldu, olur da deprem. Fakat depremde bu kadar büyük bir yıkımın, tahribatın ve 50 binden fazla insanın resmi verilere göre, belki gayri resmi veriler çok daha yüksek olabilir, ölmesinin müsebbibi hangi bakanlardır acaba? Yani AFAD'ın bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı değil midir? Mesela askerin geç davranması Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı değil midir? Ya da baktığımızda o imar afları ve yanlış yerdeki inşaatlar, fay hatları üzerindeki inşaatlar, bunlara onay veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın değil midir? Ya da baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerin bütün ciddi kurumların, uzman kurumlarının verdikleri raporlara rağmen bu illerdeki kentsel dönüşümü yapmamış olmaları değil midir? Yani dolayısıyla yürütmedeki bakanların hepsi aslında bugün Türkiye'deki felaketlerden sorumludur. Yani ekonomi alanındaki büyük krizden Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir sorumluluğu yok mudur sizce? Ya da dış politikadaki büyük fiyaskolardan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir sorumluluğu yok mudur acaba? Şimdi dolayısıyla yani bakanları sahaya sürmesi daha büyük bir oy kaybına neden olacak bir adımdır. Çünkü onlar yürütmenin başındadırlar ve yürütmenin bütün yanlışlarının sorumlusu bu bakanlar ve en tepelerindeki Cumhurbaşkanı sıfatıyla hareket eden Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanıdır esas itibariyle. Evet. Yeniden Emek ve Özgürlük İttifakı'na dönersek, siz 81 ilde de seçime girecek misiniz? İttifak, evet, ortaklarınızdan ortak listeye ikna edemediğiniz partilere bazı illeri bırakmak söz konusu olabilir mi? Yoksa her yerde girecek misiniz? Biz 81 ilde seçimlere girme kararını aldık ve hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Yani şunun için söylüyorum. Bizim talebimiz ve hep ısrarımız aslında bunu 81 ilde birlikte yapmaktı bütün ittifak ortaklarıyla. Fakat bu konuda yani derdimizi anlatmakta yeterince başarılı olamadık demek ki ve öyle bir sonuç çıkmadı. Ama biz bunun
doğru bir politika olduğunu düşünüyoruz ve o şekilde davranacağız. İttifak olarak hedefiniz nedir? O beklentiniz? Yani bizim ittifak olarak baktığımızda güçlü bir potansiyelle sahip olduğumuzu görüyoruz. Eğer iyi kullanırsak bu potansiyeli meclisteki güçlü bir gruba sahip oluruz hep birlikte. Ve gerçekten önümüzdeki dönem açısından Türkiye'de demokrasiye dönük adımlar atılacaksa eğer bunun bir garantisi oluruz, bunun sigortası oluruz. Çünkü buna çok ihtiyaç var. Yani baktığımızda hani Cumhur İttifakı'nın durumu zaten belli. Millet İttifakı'nın da eksikleri, gedikleri ortadadır, bellidir. Dolayısıyla ancak güçlü bir HDP ve Emek Özgürlük İttifakı grubu Türkiye'de demokratikleşmenin yaşanabilmesi için, gereken adımların atılabilmesi için bir sigorta görevi görür. O açıdan da en güçlü grubu oluşturmamız gerekir diye düşünüyoruz. Çalışmalarımız da o doğrultuda. Evet. Seçim güvenliği de önemli bir mesele. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı olarak ne tür önlemler alıyorsunuz, ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Yani bu konuda bizim HDP olarak baktığımızda biliyorsunuz sandık kurullarında yer alma hakkımız var. Dolayısıyla bu doğrultudaki çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Ve sandık kurullarında yer alacak arkadaşların belirlenmesi ve onların eğitimlerinin verilmesi gibi adımları atıyoruz bir taraftan. Eksiklerimiz var, onları tamamlayacağız. İttifak güçlerimizin de bu konuda ciddi bir katkısının olacağını biliyoruz. Bunu daha evvelden de konuştuk. Ama sadece bizim HDP'nin ya da İttifak, Emek Özgürlük İttifakı'nın varlığı buna yeterli değildir. Bütün muhalefetin, toplumsal ve siyasal muhalefetin aslında bu konuda ortak adım atması gerekir. Seçim güvenliği konusunda, sandık güvenliği konusunda. Bunu hep söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Yani sandığın başında herhangi bir hile hurda yapılmaması için sandığa atılan oyların gerçekten sandıktan doğru bir şekilde çıkıp sayılması ve kayıtlara geçebilmesi için hem toplumsal siyasal muhalefetin hem tek tek bütün yurttaşlarımızın azami bir özeni, dikkati göstermesi gerekiyor. Daha önceki seçimlerde 2018'de de ve 2019'da da bunu yapmıştık yerel seçimlerde. Bunu bir kez daha yapmak gerekiyor. Hileyi hurdayı en aza indirmenin yolunun bu azami özen, dikkat olduğunu düşünüyoruz. Azami sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Yani bir sandığın başında bir HDP'li eksikse oradaki toplumsal ve siyasal muhalefetin diğer üyeleri bu eksikliği tamamlamalıdır. Ya da tersinden bakalım, bir sandıkta bir CHP'li ya da İYİ Partili ya da DEVA'lı eksikse HDP'liler orada gereken tutumu almalı. Dolayısıyla muhalefetin bir bütün olarak hile hurda yapılmayacak bir ortamı birlikte sağlamaları ve özen göstermeleri büyük önem taşıyor. Doğru, bu önemli bir husus. Millet İttifakı'nın oluşturduğu bir seçim güvenliği komisyonu var. Onlarla herhangi bir temasınız, ortak çalışmanız var mı? Onlarla birkaç kez temasımız oldu. Biz kendi hazırlıklarımızı anlattık, onlarınkini dinledik. Önemli olduğunu düşünüyoruz bu meselenin. Yani bütün Türkiye açısından baktığımızda her birimizin çeşitli yerlerde eksikleri oluyor. O eksikleri tamamlamak gerekir. Çünkü buradaki mesele artık şu ya da bu partinin meselesi değil. Buradaki mesele adil, demokratik bir seçim olabilmesi için dediğim gibi sandığa atılan oyların bu kimin için atılırsa atılsın. Yani Cumhur İttifakı için de atılsa bu böyle. Bizim için de atılsa böyle, Millet İttifakı için de atılsa böyle. Bu atılan oyların gerçekten herhangi bir müdahaleye yol açılmadan, herhangi bir yanlışlığa yol açılmadan hesaba doğru katılması gerekiyor. Bu Türkiye'deki seçimin adil ve eşit olabilmesi için esas meseledir. Dolayısıyla hepimizin ortak sorumluluğu, o yüzden de bu konularda görüşmekten asla kaçınmıyoruz. Evet. Özellikle deprem bölgesi için kaygılarınız var mı? Çok sayıda insan yer değiştirdi, ölen insanların kayıtlara geçmediği, bunlar adına oy kullanabileceği gibi kaygılar var. Hatta bir partinin parmak boyası önerisi olmuştu ama YSK reddetmişti. Depremin etkili olduğu 10-11 il için
kaygılarınız var mı özel diğer bölgelerden farklı olarak? Yani 10-11 ilin tamamı için diyemem doğrusu. Fakat bazı iller için biraz kaygımız var. İşte özellikle büyük yıkımın yaşandığı iller için Hatay, Adıyaman, Maraş, Malatya önde olmak üzere. Bu iller için ciddi bir kaygı var ama bu konuda da azami dikkati göstereceğiz elbette ki. Bu konuda bizim tutumumuz şu, yani mecburen hem deprem yaşandığı için evsiz barksız kaldıkları için hem de oradaki hava koşulları nedeniyle insanların başka illere göçmüş olması çok anlaşılır bir şey. Yani bu konuda kimse bir şey söyleyemez. Ama şunu özellikle vurguluyoruz hep. Göçmüş olan insanlarımız mutlaka gittikleri yerlerde oy kullanacaklarsa eğer bu konuda adımlarını atmalıdırlar. Bunu söyledik ve söylemeye de devam edeceğiz. İkincisi, eğer bu adımları atamadılarsa kayıtlı oldukları yerde, yani gelmiş oldukları deprem bölgesindeki illerde oy kullanmak durumundadırlar. Eğer gereken adımı atamadılarsa biz de o konuda hareketli seçmen diye bir geçmiş dönemde hem 2015 hem 2018 seçimlerinde kullandığımız bir kavram vardı. Hareketli seçmenden kastettiğimiz seçim kayıtlarını illerinde tutan ama diyelim batıda öğrenci olarak bulunan başka illerde ya da mevsimlik işçi olarak gitmiş olanların kendi illerine taşınması meselesiydi. Hareketli seçmenden kastettiğimiz. Biz bunu iki kez uyguladık ve çok da başarılı bir sonuç aldık. Şimdi özellikle deprem bölgesi için bunu söylüyorum. Göçmüş olan insanlarımızın eğer düzenlemeyi yapamadılarsa kayıtlı oldukları adreslerde oy kullanabilmeleri için gelmiş oldukları illere onları taşımak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Diğer partilere de çağrımız budur. Onlar da göstermediler. İnsanları işte otobüslerle, araçlarla götürmek, oy kullanmalarını sağlamak, sonra tekrardan geriye dönmelerini sağlamak doğrultusunda hazırlıklarımız var. Diğer partilere de çağrımız budur. Aslında tabii bunu devletin yapması gerekir. Fakat bu iktidarın böyle bir adım atacağı kanaatinde değiliz şu anda. Yoksa onlar yapıyor olsaydı herkes bundan faydalanabilirdi. Ama biz bu konuda bir çalışmayı sürdürüyoruz şu anda. Evet. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday 50+1'i sağlayamazsa seçimler ikinci tura kalacak. Birinci bölümde konuğumuz olan Sayın Ercüment Akdeniz 7 Haziran 3 Kasım sürecini hatırlatarak seçimin ikinci tura kalmasının bir takım riskler taşıyacağını söyledi. Siz Sayın Akdeniz'in bu endişelerine katılıyor musunuz? Yani katılırım çünkü Türkiye maalesef demokratik bir ülke değil. Ve iktidar maalesef demokratik olmayan her türlü yöntemi, her türlü aracı kullanma konusunda çok nasıl diyeyim yani siyasi ahlağa ve demokrasiye sığmayan bir anlayışa sahip. Hani en kibarca böyle ifade edebilirim. Dolayısıyla bu tür araçları ve yöntemleri kullanma eğiliminde olduğunu düşündüğümüz için bu meselenin ikinci tura kalmasının riskli bir ortam yaratabileceği konusundaki görüşler değerli görüşlerdir gerçekten. Umarız birinci turda bir sonuç alınır, bir ikinci tura kalınmaz. Çünkü ikinci tura kalınması demek Türkiye'de siyasi ahlak dışı çok fazla adımın atılması demek olacak. Bu da demokrasi açısından bir kazanç değil, kayıp anlamına gelir. Ama bunların hepsini göreceğiz. Ben bunu herhangi bir tedirginlik yaymak için söylemiyorum. Tam tersine yani etiğe çok uygun olmayan pazarlıklar dahil olmak üzere her türlü araç devreye girebilir böyle bir durumda. O nedenle de o noktaya gelinmemesinde fayda vardır diye düşünüyorum. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmazsa ilk turda sonuçlanır mı? Sayın Kılıçdaroğlu kazanır mı ilk turda sizce? Valla bu geldiğinde günü konuşacağımız bir şey. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kararı netleşince açıklayacağız. O zaman bunu göreceğiz. Yani şu anda bir şey söyleyemem bu konuda. Yani Sayın Kılıçdaroğlu
kazanır mı kazanmaz mı onu bilemiyorum elbette. Biraz seçim... Bizim kararımız bu sizin konuda, kararınız belirleyici olacak biraz. Bizim kararımız Türkiye'de seçimin anahtarı olduğumuz için gidişatı belirleyecek bir şey. Bizim derken Emek Özgürlük İttifakı'nı evet. kastediyorum. Sadece HDP'yi değil. Dolayısıyla elbette ki önemli olduğunu farkındayız ama ne karar vereceğimizi şu anda bilmediğim için şöyle ya da böyle olur diyemem elbette. Evet. Son birkaç dakikamız 21 Mart'ta Nevroz kutlanacak. Depremden dolayı biraz buruk bir kutlama olacak bu kez. Siz de Van'daki Nevroz etkinliğine katılacaksınız yarın. Son dakikalarımızda sizin Nevroz mesajınızı alalım. Bu Nevroz gerçekten çok önemli. Biz aslında hani deprem öncesinden hazırlanmıştık, hazırlanmaya başlamıştık ama maalesef deprem çok büyük bir acı yaşattı hepimize. Dolayısıyla bu Nevroz aslında her zamanki Nevrozlardan farklı olacak. Bir taraftan bir yasımız var. Dün biliyorsunuz 40. gündü. Bugün 41. gün. Bir taraftan yasımız var ama bir taraftan da bu yasımızdan dolayı çok büyük de bir öfkemiz var. Bu kadar çok 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine yol açmış olan iktidarın özensizliği, tedbir almamış olması, hazırlıksızlığı, organizasyonsuzluğu, koordinasyonsuzluğudur. Yani siyasi sorumluluk iktidardadır. Dolayısıyla bu Nevrozlar hem yasımızı bir kez daha dile getirme, acımızı ortaklaştırma, paylaştırma Nevrozu olacak. Bir taraftan da öfkemizi dile getireceğiz. Güçlü bir Nevroz günleri atlatacağız. Öyle görünüyor. Çok yerde geçmiş dönemlerdeki gibi çok noktadan daha az bir kutlama noktasına indirdik. Bu sayıyı biraz azalttık bugünkü koşullar nedeniyle ama yine de 30'un üzerindeki kentte ve noktada Nevroz kutlamaları olacak. Ben yarın Van'da olacağım ama bütün arkadaşlarımız, eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz zaten Nevroz'u ilan ettiğimiz günden beri sahadalar, her yerde Nevroz'u karşılıyorlar, kutluyorlar ve son 3 günde yani pazartesi ve salı yarın İstanbul Nevroz'u da var. Evet. Çok güçlü geçeceğini düşünüyoruz. Ankara'da da dolayısıyla, var. Dolayısıyla evet, halkımızı İstanbul ve Ankara Nevroz'una özellikle davet ediyoruz. Tabii ki Van Nevroz'una zaten çok güçlü bir katılım olacaktır. 21'inde de Ahmet'te Nevroz olacaktır ve Ahmet'te yaşayan herkesi o büyük Nevroz'a davet ediyoruz. Orada buluşmak istiyoruz. Yasımızı, öfkemizle birleştireceğiz ve bu iktidar karşısında güçlü bir mesajı bütün Nevroz alanlarından teker teker vermiş olacağız. Çok teşekkürler Sayın Oluç yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkürler. Sağ olun. Ankara gündeminin ikinci bölümünü de tamamladık. Birinci bölümde Emek Partisi Genel Başkanı Sayın Ercüment Akdeniz, ikinci bölümde HDP Grup Başkan Vekili Sayın Saruhan Oluç konuğumuz oldu. Saat başında da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı konuk edeceğiz. Bizden ayrılmayın.